savunuyor. Sen demin de beni burada teröristlik yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Mi? Terörist ararsa işte buradasın, burada. Sen bana terörist diyecek adam değilsin. Sen bana terörist diyecek adam değilsin. Sensin ırkçı. Sen bana terörist diyecek adam değilsin. Kendine gel. Bak abla, yettin artık. Abi. Etmiyorum müsaade beyefendi. Ya. Sen bana hangi terörist diyecek adam değilsin. Ben ırkçılık da yapmadım. Kürtleri terörist demedim. Bak burada devreye gireceğim. Hayır. Bilmem. Sen algıladığından sorumlusun. Ben söylediğimden sorumluyum. Ben Kürtleri terörist demedim. Bir şey demedim. Hiçbir şey demedim. Algı da yapmıyor. Sen algı yapıyorsun. Ben dayıma bir şey söyleyeyim. Sabahtan beri dayımı değiştiriyorum. Çok özür dilerim. Abi müsaade etmiyorlar ki. Hanımefendi dedi ki Türkiye Cumhuriyeti bitmiş. Dedi. Hani biraz önce konuşan dedim ya ben buna tamam, şey diyeyim. Benden bak. Yok. Türkiye bitmiş dedi. Bakın tarihinizi bilmezseniz geleceğinizi okuyamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti bitmiş diyenlere söylüyorum. Neremiz bitmiş? Biz 40 yıldır PKK'yla başımıza bela edilen PKK'yla savaştayız. Arkasından şu çıktı bu çıktı. Biz fiili olarak Libya'da, fiili olarak Azerbaycan'da. Somali'de, şurada, burada savaştayız. Bir savaştayız ama savaş ekonomisi uygulanmıyor. Biz ne yaptık? En son geçen gün, hemen bitiriyorum. En son, tamam. En son geçen gün Cüneyt Zapsu denilen adam, kim olduğunu biliyoruz, dedi ki Tayyip Erdoğan'la ilk başlarda çalıştım ve dedim ki bu paraları gel şu kalkınmaya harcayalım. Tayyip Erdoğan da bunu savunma sanayine harcadı. Şimdi anlıyorum ki dedi doğru yapmış. Yine tekrar söylüyorum. Eski bir asker olmam hasebiyle, Türkiye'yi dolaşmam, insanlarla muhatap olmam hasebiyle söylüyorum. Eğer biz savunma sanayine o paraları yatırmasaydık, 15 Temmuz'da olsaydı, çok özür diliyorum sizden, bir hanım olarak buradaki hanımlardan. Erkekler de dahil, kimin kucağındaydık belli değildi şu anda. Yaşıyorduk ama nasıl yaşıyorduk belli değildi. Dolayısıyla bakın bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma sanayine bu kadar yatırım yaptı. Onun içindir ki, karışma Murat, karışma, bilmiyorsun karışma. Onun içindir ki, bakın Türkiye Cumhuriyeti, ya bir dakika sus, konuşma bir dakika müsaade et. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 154 tane gemisi vardı. 154 tane geminin 100 tanesini boğazdan geçirdi. 100 tanesini ki onu da, 12 tane denizaltımız var, onu da buradaydı. Akdeniz'i bomboş bıraktık. Orada 2 tane uçak gemisi vardı. Dokunamadılar. Neden biliyor musunuz? O denizin altında yatan akyalarımla, vatoslarımla, köpek balıklarımla, şunlarla bunlarla. Beyefendi burada ben savunma sanayisine, yok savunma sanayisine yapılan yatırımı desteklemeyen tek bir insan olduğunu ona düşünmüyorum ben burada. Şimdi oralar tahkim edilirken ve halk da bu kadar refah içerisinde yaşarken kalkıp da Türkiye bitti, battı, biz hakkımızı helal etmiyoruz demek tek en hafif kelimeyle. Ama onu şöyle düzelteyim. Depremler buyurun için söylediler. Bakın peki, onu öyle gelelim düzelteyim. Deprem olayındaki. Depreme gelelim yok, abla. Deprem olayı için. Hani siz şimdi öyle bir yanlış duymayanlar vardır. Deprem olayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir tabirini sorduk. Ona istinaden diyecek söylediler. Bakın deprem bölgemizde kaç tane şehrimiz gitti? 11 tane. Toplam yüz ölçümümüz ne kadardı? 113 bin kilometrekareye tekabül etti. İngiltere'nin yüz ölçümü ne kadar biliyor musunuz? 130 bin kilometrekare. Bugün İngiltere'de 130 bin kilometrekarede, 113 bin kilometrede deprem olsa İngiltere ne olurdu? Şu onlarda o kadar biterdi, bina yıkılmıyor. Bir dakika. Öyle bir durum var. Haklısın. Ama diyorum ki olsaydı ne olurdu? Bilemiyorum onların. Çökerlerdi. Bakın ben çok bir yorum yapamam. Yani Allah vermesin tabii ki. Olursa görürüz. Ben onların sistemlerini, örgütlenmelerini bilmiyorum. O yüzden bana bunu genellemek çok şeye gelmiyor. Ben de size şöyle derim o zaman. Japonya'da olduğunda neler oluyor derim mesela. Japonya'da biliyorsunuz en son 7-8 sene önce olan bir depremde kaç tane şehir suların altında kaldı? Tsunami'yi engelleyemez ama. Depremi de engelleyemez. Tabii. Engelleyemez. Hani binalarda bir şey söyleyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın Türkiye'deki bugüne kadar olan depremler lokal oldu. Yani İstanbul'da oldu. İstanbul'da olunca ne yapıyorduk? Kocaeli'den geliyordu bana. Tekirdağ'dan geliyordu. Yakın illerden geliyordu. Ama burada birbirine bitişik 11 il tek giriş noktamız vardı. Tek giriş noktamız Mersin. Mersin. Bak burada. Bir dakika. Bakın yukarıdan Ankara'dan Kayseri üzerinden geldik. Fırtına vardı. Yollar çökmüştü. Peki şöyle sorayım. Şunu bitirmem lazım. Önemli. Tek giriş noktamız vardı Mersin. Bakın burada siyaset olsun diye söylemiyorum. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. O gün
3 gün 4 gün Mersin Belediyesi'nin Antalya üzerinden, Isparta üzerinden gelen yardımlarda neler yaptığınızı biliyor musunuz? Yaptığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Açıkladığım zaman bana diyeceksiniz ki sen siyaset yapıyorsun, araştırın onun için diyorum. 11 tane birbirine bitişik il, lokal değildi ve ciddi manada bir sıkıntı oldu. Ve şunu da söyleyeyim bak, bu bir itiraftır. Abi bir müsaade et. İtiraftır. Bakın 99 depremi oldu şeyde, Gölcük'te 17 binde kaldık ölü sayısı. 20 binin üzerindeydi. 55 bin mi sizce bundaki? Ona geliyorum ablacığım. 55 bin verilmedi. 47 bin verildi. Ona, 55 bin verildi. Bakın yanlışınız var. Şimdi oraya geliyorum. Bak 20 bin verseydi ne olurdu? Afet alanı orayı ilan ederdin. Anayasaya göre Türkiye'nin gücü yoktu. Bunu kaldıramazdı. 17 bindeydi. Şimdi 55 bin değil. Yanlışınız var. 47 binde kaldı. 50 bin denilseydi ne olurdu biliyor musunuz? Uluslararası bütün firmalar Türkiye'ye, şeyler, kuruluşlar Türkiye'ye sormadan Türkiye'ye girerlerdi. Hatırlıyor musunuz? Türkiye'yi biz satmıyor muyuz zaten? Yani kendi elimizle vermiyor muyuz insanlara? Nereyi satmıyor? 50 bin deseydik birileri girerdi diye biz ölen vatandaşlarımızın sayısını mı sakladık? Bunu mu söylüyorsunuz bana? Bakın devletler, uluslararası sadece ilişkiler... Sadece sizin beyanınıza istinaden bu soruyu soruyorum ben. Biz saklamak 50 bin zorundaydın. Bir dakika. Biz 50 bin dersek... Uluslararası insanlar bizim ülkemizde, uluslararası güçler bizim ülkemize girer diye. Girerdi. Biz ülkemizde kendi vatandaşımıza ölen vatandaşımızın sayısını göz göre göre yalan mı söylüyorsun? Evet, söylemek zorundasın. Öyle neden? Mi? Söylemek zorundasın. Eğer bakın kaç doğru tane doğru mu bu? Çok doğru. Bakın. Nesi doğru beyefendi? Hayır. Şu manada doğru. Şu nesi manada. Doğru beyefendi? Benim bilgilerim doğru diyorum. Verdiğim hayır, bilgiler doğru. Nesi doğru yani bu yapılanın? Bu yapılan çok doğrudur demiyorum ama bakın tekrar söylüyorum. Çıkıp kayda değer bir durum yok dedik. İnsanlar cesetlerini ararken. Dinlemiyorsun. Bakın biz 11 ili. Hayır ben sizi dinledim beyefendi. Bana dinlemiyorsun demeyin. Ben diyorum ki 11 il toparlanıp bir dakika bitireceğim. Hayır son söz. 11 il yaptı dediniz. Biz Somali'ye 30 milyon dolar hibe ettik. Daha Hatay'da çocukların ayaklarına ayakkabı giydiremedik. Yapmayın Allah aşkına ya. Milyarlarca dolar hibe etmek zorundasın. Etmek zorundasın. Neden etmek zorundasın biliyor musun? Kanalı ama. Abi de son sözlerini alayım sana. Tamam ben bitirip çıkıyorum. Ben eleştiriyorum. Ben bitirip çıkıyorum. Eleştir abicim. Bitirip çıkıyorum. Eleştir sana da geleyim beyefendi. Bitirsin sana. Hemen bitirmiyorum. Tamam iki cümle söylüyorum çıkıyorum. Son. Tekrar inşallah konuşuruz ama. Son sözlerimi söylüyorum. Son sözlerimi söylüyorum. Konuyu oralar kapandı. Allah bir dakika. Son sözlerim. Hanımefendi bir dakika. Gerçekleri dur. Gelip böyle az bir dakika. Şimdi hanımefendinin. Bak beyefendine bu müsaade et bitireyim şunu. Anladın mı? Bilip bilmeden konuşmayayım. Sen bir şey bir müsaade et de konuşsun ya. Son sözümü söylüyorum. Son sözümü söylüyorum. Şimdi konuşuyorsun. Bir beyefendi bitirsin mi? Sonra geleceğim. Beyefendi bir son sözüm. Hanımefendi dedi ki. Hanımefendi dedi ki. Bir dakika ya. Bir sus. Aynı şeyi konuşuyorsun. Bir sus. Bak son sözlerini alayım.